Dünyada her gün yüz binlerce suç işlenmektedir. Polisler suçluları yakalamak için şüphelilerin robot resmini çıkarmakta kullanılan elektronik teşhis tekniğini kullanır. Kısaca ETT olarak bilinen ve 25 ülkede kullanılan bu teknik 1988'de İngiltere'de doğdu. Tamam, ilk olarak saçla başlayalım. Norman Bailey, İngiltere Kent Polisi Merkezi'nde bir ETT uzmanı. İlk işimiz, tanığı sorgulayarak şüphelinin yüz özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi ediniriz. Saç, göz, burun, ağız ve yüz şekli çok önemlidir. Şüphelinin tarifini edindikten sonra bu verileri bilgisayara gireriz ve bilgisayar bir fotoğraf yaratarak ekrana yansıtır. Tanıkların verdiği ifadeyle birebir benzerlik gösteren bir fotoğraf yarattığımızdan emin olmaya çalışırız. Norman'ın 2004'te ürettiği her 100 fotoğraftan 38'i tutuklama ve suçlamayla sonuçlandı. Bu yüksek bir orandı. Ama Canterbury, Kent Üniversitesi'nden Dr. Chris Solomon, yöntemin geliştirilebileceğini düşünüyor. Chris, insan hafızasına erişip fotoğraf oluşturma konusunda daha etkili olduğunu düşündüğü yeni bir teşhis etme sistemi tasarladı. EigenFit adı verilen sistem, ileri matematiği evrim teorisyeni Charles Darwin'in fikirleriyle birleştirdi. EigenFit ve diğer yüz teşhis etme sistemleri arasındaki temel fark, bu sistemin yüzleri hatırlamaktan çok tanımak üzerine kurulu olmasıdır. Bu insan psikolojisiyle uyum içinde bir tekniktir. Çünkü insanlar yüzleri tanımaya daha yatkındır. Bir yüzü gördükten sonra diğer yüzlerle farklarını ayırt edebilirim. Ama yüz özelliklerini tek tek anlatmam istenirse, örneğin şüphelinin gözlerinin neye benzediği sorulursa insanlar cevap vermekte zorlanabilir. Evet, hatırlayabildiklerim sadece bu kadar. EigenFit'in ETT'den farkı, yüzün her bir özelliğini hatırlamaktansa, yüzü bir bütün olarak algılama yeteneğimizden faydalanmasıdır. Bu sistem, tanığın sezgilerini kullanarak birebir fotoğraflar yaratmasını kolaylaştırır. Bir tanıktan ilk yapması istenen şüphelinin cinsiyetinin ne olduğu sorusuna cevap vermesidir. Sonra da tanıklara şüphelinin etnik kökenini sorarız. Bir sonraki adım saç şeklini öğrenmektir. Bu slaytı kullanarak 9 yeni saç şeklini görebiliriz. Ama bu yüzler tamamen hayal ürünüdür çünkü bu insanlar gerçek hayatta var olan kişiler değildir. Bu yüzden tanıktan bazı yüzleri elemesi ve de en uygun kişiyi seçmesi istenir. Şuradakileri eleyebilir miyiz lütfen? EigenFit her seçimden sonra otomatik olarak 8 yeni yüz seçebilen genetik algoritmalar kullanır. Bu Darwin'in doğal seleksiyon teorisiyle aygın matematiğinin kombinasyonudur. Darwin, seleksiyona uğrayan türün hayatta kalacağını ileri sürerken, aygın matematiği de insan yüzünün koordinatlarını belirlemeye yardımcı olan bir sistemdir. İşlem bu şekilde sürecek. Her seferinde 9 yeni yüz belirecek. Şüphelininkine en benzer yüzü seçeceksiniz. İlk başta tanığın göreceği yüzler gerçek şüphelinin yüzüyle pek bir benzerlik göstermeyecektir. Bunu seçiyorum. Ama bu sistem bir arıtma işlemini andırır. Yüzler gittikçe birbirine daha çok benzemeye başlar. En sonunda en ince ayrıntıları bile görmeye başlarsınız. Tanıklar ortaya çıkan fotoğraftan memnun olduklarını söylerlerse daha fazla bir benzerlik kurmaları mümkün değildir. İşte bu noktada durmanız gerekir. EigenFit'in bir avantajı daha vardır. Hız. EigenFit sayesinde tanığı ya da şüpheliyi sorgulama süreci ETT'den daha hızlıdır. Sistem çok hızlı olduğu için iyi bir fotoğraf oluşturmanız mümkündür. Tanık 10 dakika kadar kısa bir süre içinde emin olduğu bir fotoğrafla karşılaşır. Var olan diğer sistemlerde bu işlem 1 saat sürebilir. Denemelerin tamamlanması gerekiyor. Ama Chris, EigenFit'in 2006'dan itibaren kullanılmasını bekliyor.